Arkadaşlarım, çok değerli belediye başkanlarım, belediye başkan adaylarım, çok değerli güzel Perşembe'nin güzel insanları, iyi insanları, cesur insanları, hepinize en içten sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Hoş geldiniz diyorum. Evet, hava soğuk ama ortam sıcak. Sizler de istiyorsunuz bu ortam, bu güzel ortamı. 31 Mart seçimlerine bir hafta kaldı. Değerli Perşembeli hemşehrilerim. Evet, 31 Mart seçimlerinde ne yapacağız? Ne yapacağız? Köylerimizde, mahallelerimizde muhtarlarımızı seçeceğiz. Ve beldelerimizde ve şehirlerimizde, kentlerimizde belediye başkanlarımızı seçeceğiz. Belediye meclis üyelerimizi seçeceğiz. Değil mi arkadaşlar? Ama bakıyoruz iktidara, sanki Türkiye'de bir savaş var, sanki bir kavgaya gidiyoruz, sanki farklı bir Türkiye var. Ne diyorlar? Mekan sorunu var diyorlar. Öyle değil mi? Türkiye'nin mekan sorunu var diyorlar. Sabah akşam önde geleni terörist ilan ediyorlar, o mu bu diyor. Arkadaşlar, muhtarlık seçiminin, belediye başkanlığı seçiminin, millete hizmet etme yarışının var, ne ilgisi var? Öldürüm arkadaşlar. Güzel Perşembeliler. Böyle mekan sorunu, mekan sorunu falan yok. Aslında dertleri kendi koltukları. Başka bir şey değil. Şimdi bu seçimler, muhtarlık seçimleri, belediye başkanlıkları seçimleri neticelendiğinde Cumhurbaşkanımız yerinde duracak arkadaşlar. Milletvekili olarak bizler yerimizde duracağız. Vekil arkadaşımızla beraber 4,5 yıl daha sizlere hizmet edeceğiz. Peki kimlerle ödeyeceğiz arkadaşlar? İşte yine seçilecek olan birbirinden değerli belediye başkanlarımızla hizmet edeceğiz. Onun için Türkiye'de bir beka sorunu yok arkadaşlar. Türkiye'de bir hizmet etme yarışı var. Bunu böyle görelim. Başkanlarımız 2014 yılında belirlendiğinde ben de çok mutlu olmuştum. Başta Sayın Bülent Kantarcı ve Perşembe Belediye Başkanımız İsmail İnan ve Karapınar Belediye Başkanımız Ahmet Aydın seçildiler. Bakın biz parti olarak adaylarımıza güvendik ve sizlere aday olarak gösterdik ve sizler de ne yaptınız? Bizim adaylarımıza güvendiniz ve seçtiniz. Peki pişman oldunuz mu arkadaşlar? Perşembeliler, İsmail İnan'ı seçtiniz mi? Pişman oldunuz mu? Olmadınız değil mi? Çünkü ne yaptı İsmail İnan? Arkadaşlar gece demedi, gündüz demedi. Çalıştı, en yakın şahitlerden birisiyim. Yaklaşık 4 yıldır birlikte görev yapıyoruz. Sizlere hizmet etmek için Perşembe'yi yaşanılır kent haline getirmek için gece demedi, gündüz demedi. Önemli altyapı hizmetleri yaptı. Su arıtma tesisi yaptı. Başka yol hizmetleri yaptı. Düğün salonu yaptı. Parklar yaptı, bahçeler yaptı. Ve ne oldu arkadaşlar? Perşembe'nin çevresi değişti. Şimdi çok daha güzel bir Perşembe var 5 yıl öncesine göre baktığımızda. Öyle değil mi? Değerli Perşembe.